Titi, burası çok. Buraya bakayım. Şimdi nasıl? Geliyor. Gelmiş. Mesela insan merak etmediği veya o gün kafası dağılır olur. Beklentileri daha değişik olur. Ve vesaire vesaire sebeplerle ilgisini çekmeyen mesele olur. O zaman onu ilk derse ölçü yapmamalı ama biz ne kadar dersek ilk derse ölçü yapılıyor. Onun için çok önemli. Şimdi senin klimanı bekleyeceğiz, tamam mı? Onu bitirdikten sonra... Ne oldu? Üçlü daha az. He? Üçlü daha az. Başka bir üçlü. Yukarıda üçlü yok mu? Sıcak. Nasıl sıcak? Sıcak olur mu? Nasıl getirsin bakalım işte. Ben de ben bakmış olalım. Nasıl abi? Hiç sesi çalışıyor mu? Çalışıyor mu? Etkiler tabi. Camlar da etkiler abi. Vallahi hiç sesi gelmiyor. Şu anda açık. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salatu. Arkadaşlar dersimiz iktisat ve insandaki psikolojisi. İktisat, eylem ve onun karşılığı İnsandaki psikoloji, iktisadi psikoloji. Şimdi, iktisat risalesi neredeydi ya?
Hatırlayan var mı? Külliyat. Kaç? 19. 19. lema. Peki onu malum külliyattan topladığımız cümleleri okumak istiyorum. Bütün külliyatı. Nerede ne varsa. Eğer yetişebilirsek. Mesela mektubatta var, lemalarda var, şualarda var. Tamam mı? Emir Doğan'da var. Ama buradaki malum yer malum. Bir de böyle külli bir bakalım. İktisat, iktisada girmeden birkaç tane önerme, bakış tarzı. Şunu hemen bir belirtmek istiyorum. Burada mı ya Kastamonu? Kastamonu'da, var mı orada Kastamonu? Bu bakma öyle fırla. Bak, bak bakayım Kastamonu orada var mı? Sen sahip bakar mısın? Önüne hiç bir yatağı almamış ki. Kastamonu'ya baktığın zaman külliyatı... Yok, yok. Külliyatı niye okumadınız ya? Külliyatı okumadınız. Ben seni kaç seneden beri burada görüyorum. Kastamonu böyle baktığın zaman şuna Kastamonu'ya bakılmaz ki. Ama bakacaksın çünkü ben bunu tanıyorum. Belki de bilgi senden mi biliyorsun değil mi? Evet. Külliyatı bitirmen lazım. Falan gittik oraya fırça yaptı ya. Hey hey, ne oldu demiş, bir daha hey hey, bak, 220'de bir şey okumak istiyorum, ilginç ama. Ustad, 223 Kastamonu. Nurcular arasında, Ömer çok önemli ama ilginç. Nurcular arasında, hapishanede, hizmet ederken, dershanede, hele hele hanımlar için. Hasreten, bir arada olunca şunu okuyun diyor. Sizler ara sıra ihlası ve iktisat lemalarını ve bazen Hucumat-ı Sitte Risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Şimdi ihlası biliyoruz. Fethi abi değil mi? İhlası biliyoruz. Beraber okuyun. Hucumat-ı Sitte neyi anlatıyordu mevzu itibariyle? Yani desis, altı tane münafıkların Müslümanlara, hasreten hizmet edenlere hangi kanalla hücum ediyor? Yani dedektörle arıyor. Ha buldum diyor. Milliyetçi bir. Ha enaniye. Ha hubuca. Mal düşkünlüğü vesaire. Bu Müslümanlarla münafık veya kafirlerin münafıklara, münafıkların hücum yolları. Hucumat isimler. Tamam, beraber okuyalım. İhlas ise müminler arasındaki münasebetin şekli. İhlas. İktisat ne işe yarayacak? İktisatla ne alakası var? Ben yazar mıydım? Böyle bir şey yazmazdım. Aranızda iktisatı beraber okuyun. İktisatla ne alakası var? Yani uhuvvetin, tesanüdün, samimiyeti, sadakatın, şöyle anlıyorum ben. Beraber okuyunuz anladık mı orayı? İktisat. İlk Türkiye'de çıkan bir otobüs vardı böyle şehirler arası. Ne, kaç numaraydı o? 302. 302. Orada kafamıza kalsın. Şu anlar 302. Aynı kanunu kullanacağım şimdi ben. Diyor ki... Ben... Şey yapmak istemiyorum hepsini. Maddi felsefesinin medeniyetin cazibedar sefahet ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsat etmek ile mabeynlerinde tesanüdü kırmak. Günahlarla tesanüt niye kırılır? Ben ortadan şey yapmadım, aldım ki uzun olmasın. Diyor ki usta maddi felsefeyle medeniyetin cazibedar sefahatiyle İnsanlarda ve müminler hele hizmet edenler arasında tesanüdü kırıyormuş, günah. Ne alakası var? Bakın arkadaşlar, anladığım. Kastamonu'da mabeyninizle beraber okuyoruz. Şimdi burada da öyle. Arkadaşlar, uhuvvet, tesanüt, ihlas gibi
ulvi hisler ve hasletler kamil bir ruhta olur. Samimi bir uhuvvet, samimi bir ihlas, tesanüp, ruhun hassasiyetinden ve ruhun kemalatından haber veriyor. Yani samimi bir tezahürü nedir? Uhuvvet olur. Uhuvvet olur, namaz olur, iktisat olur. Şimdi batındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki kapıda bu hale aldılar. Kanunu, 23. söz. Yani iktisat ve tesanüt, uhuvvet, ruhun kemalatının eyleme dönüşme halidir. İçsel çöküntü yaşayan bir insanın ruhu bir hassasiyeti kaybettiğinde bu tesanüt yapamaz, uhuvvet yapamaz. Ha, demek ki üç risale, ihlas, müminler mabeynindeki ölçüleri koyuyor. Hucumat-ı sitte, kafir Müslüman arasındaki münafıkların, Müslümanlar ehli hizmet arasındaki münasebetinci, iktisat ise içsel alemin dengesini oturtuyor. İktisadı mal az kullanmak, elbise az almak falan değil. O eylemin bir parçasıdır, okuyacağız şimdi. Yani dersin zaten iktisat psikolojisi, yani psikoloji nasıl etkiliyor? Allah Resulü'nün ifadesiyle dereden abdest alsanız, gölden, suyu menbaında dahi olsanız suyu iktisatlı kullanınız. Orada bir şey var. Şimdi ben önermelerden okuyorum. İnsanın davranışları, ruhun davranışları ruhu etkileyip şekillendirdiğini biliyoruz. Nasıl davranıyorsan ruhu etkiliyor. Haram ortamda bulunursan ruhu etkileniyor. Yapılan davranışlar zamanla ruhun şekillenmesinde rolleri büyüktür. Nasıl ki davranışlar ruhun dışa vuruşu olduğu gibi. Mesela adam eylem yapıyor, uhuvvet yapıyor, hizmet yapıyor. Kamil bir ruhtan haber veriyor. Bu dışa vuruş. Yani kamil bir ruhun dışa vuruşu belli olduğu gibi eylemle de içeriği inşa ediyoruz. Kesinlikle ruhsuz bir şey düşünmeyeceksin. Mesela bir misal vereyim buna ait. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا. Müminlere şifa, oraya geçermiş. Müminlere şifa, kafirlere husran. Peki niye aynı Kur'an? Arapça yazılan tarih ve coğrafya kitabı dedik ki okununca niçin insana karşılık tesir etmiyor? Çünkü okunan o tarih ve coğrafya ruhta karşılığı yoktur. Kur'an okununca burada karşılığı var. Bu mevzumuzda bunu anlatmak için söyledim. Okunan Kur'an karşılığı ruhta varsa karşılığını bulur. Bulmasa bulmamıştır. Dolayısıyla eylemden ruhu inşa ediyoruz, ruhtaki hassasiyet eyleme dönüşüyor. Seni bir yerlere manen ve maddeten taşıyor iktisat. Anlık lezzetin peşine hayvani duyguların olur. İktisat ruhla eşi arasındaki ilişkinin hali ve vasfıdır. Eylemlerle ruhu şekillendirmenin bir yolu da eşyaya sani tarafından bakma yeteneğini kazanmaktır. Yani aşağıda okuyacağım. Para kazanmak bir kültürdür, bir eğitimdir, bir beceridir vesaire. Ondan daha mühimdir harcamak. Harcamak kazanma kültüründen daha üstündür. Bir içsel hassasiyeti gösteriyor, içsel bir dengeyi gösteriyor. Ama diğeri öyle değil. Eylem. O mesela depoda çalışıyor adam. Öyle bir hassasiyeti yok. Kafir ve Müslüman. Depodan kamyona yükler. İkisi musavi. İkisi eşit para alır. Ama harcamakta ikisi eşit değildir. Hem harcadığı yol, yer, hem de harcama şekli ve anlayışı. Eşeğe bakışı farklı çünkü. Fiilen toplumda herkes farklıdır. Ruhun hassasiyetlerinin bazı şeyleri hissetme noktasında iktisat vesile olur. Başka madde, belirli zihniyet ve davranış
kalıplarına sahip olabilmek için fiili bazı eylemlerle elde edilebilir. Onlardan biri de iktisat anlayışıdır. Davranışlarınla ruhu şekillendirmek eğitimin bir metodu ve gereğidir. Kazanmak bir meziyet ve sürecin sunucuysa, harcamak da bir kültürün, bir eğitimin ve bir ruhsal hassasiyetin gereğidir. İnsani kemalata götüren haram, helal kavramlarıdır. İnsanı kemalata götüren haram ve helal yolu belirleyen kavramlardır. Adeta yolun sağ ve sol hudutlarını çizer, istikamet de ortadaki çizgilerdir. Onun ruhtaki anlayışı ve hissiyatı da iktisattır. Yolun çizgisi. Eylemlerle düşüncelerimizin yönünü belirleniyor. Eylemlerle düşüncelerimize veriler veriyoruz. Yani ona malzeme gönderiyoruz. Sonra beyin o malzemeyle düşünür. Yani bilgisayara yüklüyorsun. Sonra bir taramak istediğin zaman o depoyu kullanır. Dolayısıyla insanın beyni duyduğunu, gördüğünü, dokunduğunu, işittiğini, kokladığını yaptığı daha çok. Yaptığı eylemlerle veri tabanını oluşturur. Sonra o beyin onları kullanarak kendisine istikamet çizer. O fiilin ana şeyde çizgisi iktisattır. İktisat eylem olarak mala vesaire dönüşür ama iktisatı lütfen öyle anlamayın. Ruhtaki hassasiyettir. Yani sani tarafından eşeğe bakmaktır. Yani ruhtaki haliyle eşe arasındaki münasebetin adıdır. Yorumlamak çok önemlidir. Ne anlıyoruz? Eylemler düşüncemizin yönünü belirliyor. Beyne elindekilerin mal değil nimet. Bak elimdekilerin beyne şu şeyi veriyorum ruh. Beyne diyorum ki ruhsal. Elindeki mal değil nimettir. Besin maddesi değil. Rızık olduğunu anlatıyorum. Bu rızıktır. Bu besin maddesi değil. Bu mal değil nimettir. Ancak bunu iktisat anlayışıyla beyne kazandırıyoruz. Böylelikle mümine bakışını ve davranışlarını imani temel üzerinde kurup şekillendirmesine vesile oluyor o anlayış. Son iki madde. Eşyanın insan üzerindeki tesirinin en belirgin misali burasıyla Haç'taki hissiyat farklılığı güzel bir örnektir. Mesela şu anda Ümre ve Hac'a gidenlere soruyorum. Burasıyla gidenler bir de Haç'taki hissiyatınız eşit. Ne demek istiyorum ben bununla? Yani elbisenin, kelamın, kokunun, sesin, yaşın, ortamın, gıdanın, büyüdüğün ortamın, aldığın eğitimin insanın ruhsal yapısını değiştiriyor. Ruhsal hassasiyetini kazandırıyor. Onun için büyük zatlar der ki, insanın ruhunu şekillendiren taam, zaman, zemin, taam, libas, eğitim. Zaman, zemin, taam, libas, eğitim. Yani, efendim, bir misal söyleyeyim. Libas çok önemli. Ki, tesettür getirmiş. Mühim olduğuna delil, bez parçası ne mühimdir? Yani ne değeri var başörtünün? Ama adam ideoloji yapmış bunu. Yani mesela fotoğraf. Şapka. 4 milyon insan asmış. Demek ki şekil önemliymiş. Ya ama bağnaz mısınız? Ya bez parçasını taktığında ne olur? Tamam ben bağnazım, cahilim. Cahille uğraşmak cahillik olduğundan. Sen madem bez parçasıdır, sence emniyeti yok. Geç işte, takma kafana. Niye takıyorsun? Niye ideoloji yapıyorsun? Demek ki çok mühim. Benim bez parçamla ama üzerine İsrail bayrağını resimle koydum, yaktım. Mühim mi? Bakın demek ki tesiri var. O zaman arkadaşlar, ders yapanlara hitap ediyorum buradan. Gavurları taklit edip sünnet-i seni dersini yapmayınız. Bu masa senin
Babandan benim babamdan kalmış bir miras yeri değildir. Buraya istediğin gibi çıkamazsın. Burası Dellal-ı Kur'an'ın olan sahibi muvakkate makamıdır. Kravatı takıp da alale, Yasin'e geçiyor, alale, boyun bağları demek, bu kafa inmez kardeşim aşağıya. Tevazuyu kırmak için o. Yasin de alalen diye geçiyor. Bakın elmalı tefsirde bak, boyun bağları, papatya ve kravat içmek ne diyor? Takabilirsin senin ama burada değil. Hemen şunu da bir de belirteyim. Zübeyir abinin resmini boy boy gösteriyorlar kravatlı. Bakın bu bir tuzak, bu bir zulüm, bu bir hakaret. Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında İstanbul'u fethetti? 21. Resimlerde kaç gösteriyor? 40-45-50. Kartlaşmış bir sakal. Oysa kılları yeni çıkmıştı. Niçin öyle gösteriyor? Çünkü emsali yok. Ama 45 yaşında bir insanın böyle futuhatı normaldir. Münafık onu bile dikkat ediyor. Zübeyir abi hapishaneye girerken geçici olarak, ki Zübeyir üçte bir yanda 16 sene kaldım, o anlatıyor kendisi de. Hapishane kapısına kadar kravatsız girerken takmış, çıkarken çıkarmış, o anda çekilen fotoğrafı boy boy, hayat hep öyle geçmiş gibi gösteriyorlar. Bu yalandır, iftiradır. Peki karşı mısın? Karşı değil mi? Ama arkadaşlar, mesela ben bir cumaya atlasladım. Ben şey yapayım, size uygun değilse atın arkasına, gıybet ve hakaret edebilirsiniz bana. Cuma'da hutbeye çıktım. Aldı hutbeyi. Aziz muhterem Müslümanlar. Doğru. Gavurları taklit etmeyiniz. O hadis var ya. Küllün bidatın dalaleti, mümkünün dalaleti filan vesaire. Onu okuyun. Çünkü gavurlar öyle boğazında kravat. Hutbede gavurları taklit etmeyiniz. Bu ne lahana ne periz ya. Takma kardeş, mecbur musun? Mecbur. Ben de çıkıyorum hutbeye. Yani oraya uygun giy demek istiyor. Ders yapıyor, adamın kafasında takke bile yok ya. İmam-ı Şafii değil ders yaparken sokakta takkesi dolaşını mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Hukukta yazıyor. Kısa kollu namaz kılmak Hanefi mezhebinde, kafa takkesiz namaz kılmak, çorapsız namaz kılmak mekruhtur. 10 tane mekruh işleyen bir haram işte. Mesela bir defa takke yok, kolsuz, ayaksız. 3 mekruh. Bir kere başkan hemen çakıverdi. Mekruh, fıkıhta mekruh denmişse mutlak bırakılmıştır. Bu harama yakındır. Tahrimle mekruhtur. Eğer tenziyen derse, helala yakın olsa derdi ki tenziye mekruhtur. Bir kere kafadan çaktı. 3. Bir başka namazda da 3, 6. 3 namazda 9. 4 namazda bir haram işliyorsun. Abi cebimde yok. Cebinde para var mı kardeşim? Var. Para taşıdığın gibi takkeyi taşıyacaksın. Ha ne demektir? Ne demektir? Gavurlara sor. Ustada demişler ki bu ne demektir değil. Bu sarığını çıkar. Ustad demiş ki bununla çıkar. Ustadı nasıl taklit edeceğiz kardeşim biz? Sen ustadı taklit etmeyle vazifeli değilsin ki. Kimi taklit edeceksin? En küntüm tühgün Allah efette bir yönü yok. Alaymanınız var mı? Var tabii. O zaman Allah'ı seveceksiniz. Allah sevmenin nasıl olacak? Resulullah'a benim sevdiğime benzeyeceksiniz. Biz ustadı değil, Resulullah'a taklit etmeyle vazifeliyiz. Bir de yapmayız, yapanı da tenkit ederiz. Şu cinayete bak. Ya nerede ya bu adam ne çıkmış ya? Aptal aptal konuşuyor. Tamam ben aptalım. Ben aptalım kardeşim. Yeter ki sen uyu oraya. Bu arada yeri gelmişken söylüyorum. Yani insanın fıtratına dağın tepesinde, gölün başında, suyun kaynağındayken ve iktisat dağılım. Ruhsal bir hassasiyet arkadaşım. Mesela. Bakın İmam-ı Şafii sokakta bile kabul etmiyor. Mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Hocam, affedersiniz. O da bir, aynı zamanda bir iktisat da bu işin içinde mesela. Hı? İktisatla ilgili biraz. Nasıl? Yani duyguda terk etmemek gerekiyor. Hani namaza belki zarar getirmez ama onu açıklamak. Evet. Mesela ustadın iktisatı. Yaklaştırır yani. Başka bir tarih. Tarimen dediniz ya. Evet. Harama yaklaştırıyor devamlı. Oraya devamlı kazanıyor. Devamlı telkin ediyor. Normal görüyor. Oluyor o zaman. Normal görüyor kardeş. Normal görüyor. En büyük cinayet de şu. Normal gördü gördü de. Bir de bunu yapanları tenkit ediyoruz ya. Ya bu bedeli ya. Bu bilmez. Biz bilmeyiz Avrupa'yı. Biz öteki dünyayı bilmeyiz. Efendim bize nasıl bakarlar? Kardeşim benim vicdanımı rencide etme.
En büyük hatalardan bir tanesi de şu. Bir komüniste yaptığımız muamele, aman buraya geldiği zaman muameleyi, onda birini ben Müslümana yapmıyorum. Oysa Müslüman, kafirin Müslüman olmasından daha mühimdir dava arkadaşımı davada hizmette koruyabilmek. Onun şeyi göstermiyor. Yani mesela Müslümanı adam, yani acayip bir şey. Öyle bir hastalık önce benim cemaatim yok ki. Zaten niye geliyorsunuz diyorum, hatırlar mısınız her hafta? Yemin kardeş. İhtiyacın olunca ciddi geliyor. Binlerce yerde ders var. Yani tavuk civciv sorunu yaparsın. Sevgili arkadaşlar, Risale, insanı fıtratın etkileyen ulema demiş, benim tekerlemem değil. Kadının karası neresidir diyor Ustad. Tesettür Risalesini dört yerde diyor. Tesettür Risalesi kaçıncı risaledir? Levent ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Tesettür Risalesi. 24. lema tabii demeyiz. Aynı lemada dört yerde kadının karısı çarşafıdır. Kafana yetmeyebilir. Nerede böyle? Böyle yan bakıyor. Tamam da yapamayabilirsin de yapma öyle. İtikat devreye girer. Eline gelse orayı sileceksin. Bağnaz diye yamuk yumuk bakıyoruz. Ama senin hanımın giydiği elbisenin iç çamaşırları gözüküyor. Nurcuyum diyorsun. Nere Nurcu yani? Eylemde. Peygamber Aleyhisselam diyor ki, geçmiş ümmetlerin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsun? Arkadaşlar Nurculuk bilme ne oldu cennet, böyle bir şey var mı ya? Nurculuk itikat ve amelimizi düzeltmek içindir. Kardeşim hastadır. Nurculuk dava değil ki. Nurculuk dava içindir, burhandır, gözlüktür kardeşim. Eylemimize kuvvet verecek. Ne zaman yaşayacağız arkadaşlar bu İslamiyet'i? Öldükten sonra. Efendim ahir zamandayız. Böyle bir şey yok ki dinde. Kardeşim senin kafana kim tepeni vuruyor? Niye bu derste bunu koymuyorsun kafana? Bir takke niye koymuyorsun arkadaş? Ders yapıyorsun ya. Niye bu sünneti uyuyorsun? Böyle bu gayri ciddi olur mu ya böyle bir şeyler ya? Diyorlar ki benim için sert. Ne sert ya? Ben sertim ya. Bunu ben demesem kim diyecek arkadaş? Bangır bangır evinde televizyon kırla gidiyor. Ondan sonra tarikat bir şey böyle. Tarikat. Hani terki dünya? Terk esti, terki terk. Nasıl tarikat olur? Ustak tarikat zamanı değil derken, ulan evinde televizyon olanın tarikatı mı olur? Terki dünya. Nakşi tarikatına esastır bu. Dört tane ile gideriz. Ben uydurmadım ki. Git Bahattin Şah Nakşigen Hazretleri söyle. Terki dünya. Dünyayı terki. Terki ukba. Ahireti gaye yapma. Terki esti. Heveslerinden vazgeç. Ulan bu üç taneyi terk ettim ben ne büyük bir adamım demeyesin diye. Terklerini de terk et. Terki terk. Şimdi celbi dünya. Celbi ukba. Celbi hesti. Celbi celbi. Ben mi uyduruyorum bunu? Arkadaşlar, ben demeyeceğim de kim diyecek ya? Evinde bankır bankında şey var. Burada arkadaşlar takvalı olalım. Evinde televizyonu olan adam takva dersini nasıl yapacak? Yaşayacaksın kardeşim. Yaşayacağız yani. Yaşamadığımızı elimizden geldiği kadar Allah beni affetsin diyeceğiz ya. Her çıbatada bu ne ya? Kovermiş gitmişiz ya. Vicdanımızı tatmin etmek adına ders seçiyoruz. Orası olmaz. Serttir. Kardeş niye ona sormadı, o ne diyeceğini biliyor. Haram helal bakmadan filmci, kamera çekiyor. Bir filmci kardeş var. Kardeş bu rezil kepazeleri de çekiyorsun, bunun caiz olduğu kimse yok. Falancaya niye sormadı, onun ne diyeceğini biliyor. Vicdanımızı da rahatlatmak adına şöyle bir faryada uçuruluyor. Şimdi ben size söylemem lazım. Burada oturan adam diyor ki, eski zatların, büyük zatların, hayat menkibelerini okumayın. Psikoloji rahatsızlık yapar size. Bana buralara kadar geliyor bu. O zaman Resulullah'ın sünnetini, siyerini okumayalım. Ustadın tarihçesini kaldıralım. Niçin biliyor musun? Yani vicdanınız rahatsız olmasın yani. Bakın ben uydurmuyor. Hizmetin başında bulunanlardan söylüyor. Bunu bana gelip saf saf söylüyor. Abi diyor, bu doğru mu diyor ya? Allah Allah aklıma... Diyor ki geçmiş büyük zatların o menkibelerin hayatlarını okumayın. Niye? Psikolojiniz bozulur. Allah Allah. Ölçüyü ne yapacağız bir kere? Allah yardım etsin. Allah mekandan münezzehtir. Fakat esmalarının en cami aynesi olan toprakta ifade edilir.
İtikadın eylemdeki ifadesi ve kendinden sıyrılmanın simgeselliğini taşır. Toprak, itikadın eylem olarak dönüşümün en zirve yeri ve esmanın en cami tezahür ettiği yerdir toprak. Ki kişinin en böyle enesinin gururunun burnunun sürtüldüğü bir yerdir. Zira, son cümleyi okuyorum, en ulvi ve en nurani şeyin en kesif ifadelenişidir. Yani en nurani, en ulvi nerede gözükür? En kesif, en karanlık aynada. O da topraktır. En nurani, en ulvi imanın aynası en kesif olan topraktır. Şimdi gelelim, çok uzattın kardeşim. Külliyattan topladım, merak etme burada. Şimdi iktisadın, Risale-i Nur'daki yerleri. Ne kadar istifade edersek o kadar kârdır. Gram dahi olsa, çünkü imandır. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsil ediyor, sonra bir fezleke ile icmal eder, tafsile kanaat verir, icmal ile hüpsettirir, bağlar. Toplamaya ait bu cümleyi koyuyor. Şimdi okuyorum. Semere-i sahine kısmetini rıza ise, duh bir kanaattır, meyli sahi kuvvettir. Yani, semere-i sahine, yani çalıştın, netice itibariyle senin kısmetindir. Buna kanaat edersen, tekrar çalışmana kuvvet verir. Sözler 725. Yani neticeye kanaat ediyoruz arkadaşlar. Tembelliktir ötekisi. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz, netice aldık doktorum, netice aldık. Ha, bu neticeye kanaat, bu neticeye kanaat etmek diyor, meyli sahaya kuvvet verir. Yani tekrar çalışmaya kuvvet verir. Eğer bu neticeye kanaat etmezsen insan tembel olur. Ya bu mu ya? Korkma kardeşim. Rızık Allah'ın elindedir. İlim senin iradendedir. Mal ve mülkü, izzet ve zilleti ben veriyorum. Değil mi? 25. sözde var. Ama ilmi isteyene veriyor. Onun için rahat ol. Taahhüt altındasınız hepiniz. Rızık noktasında helal rızık, ölmeyecek kadar rızık bizi bulacaktır. Merak etme. Mevcut mala iktifa, mergup kanaat değil, belki dunuhmetliktir. Yani servetin var, artık tembellik bırakıyorsun, kanaat ettin. Bu tembelliktir. Bak söyledi zaten, sözleri 725. Tevekkül, kanaat ve iktisat öyle bir hazine ve bir servettir ki hiçbir şey ile değiştirilmez. Mektubat 13. Bak, tevekkül ve kanaat. Tersini düşünelim sevgili arkadaşlar. Dünyanın en açığı, yani en böyle kanaatsız insan, dünyanın en zelil, en sıkıntılı insanı. Hedef yukarıda, serveti burada. Çok servet ama o servetle, yani o hedefle, bu servet arasındaki mesafe, o kişinin sıkıntı mesafesidir. Bunu görmüyor ki. Bu sefer öyle bir hedef var ki yukarıda. Misal vereyim size. İmam-ı Şibli Bağdat'ta talebe yetiştiriyor. Orta hali bir adam parasını getiriyor zekatını. Talebelere vekil yapıyor, dağıt diyor. İmam-ı Şibli ders vermek için diyor ki, o parayı al diyor, şimdiki Koç Sapancı gibi o adama götür. Efendim diyor, onun işlerinde çalışıyoruz biz yani. Şimdi ona biz destek alalım. Sen ona götür. Bu İmam-ı Şibli, istersen uyma. Şimdi sen Koç ve Sapancı'da çalışıyorsun, zengin oldun, bir şeyin var, galerin var, bilmem ne var. Şimdi Sapancı'ya, Koç'a götürsen. Allah her doktor Fikret. Dese ki bu benim zekatım, adama sormak gibi değil mi? Fakat olur, dalga mı geçiyorsun nasıl? Öyle değil mi şey? Mehmet. Öyle olur. Ama emir gitmiş o zengine parayı verdi. Buyurun falan. Ne? Niçin geldi dedi. Zekatımı vermeye. Çok tuhaf değil mi? Ne kadar zıtları çatışma. Ya büyük zıtlar hakikaten acayip. Okuma bunu hadi okuma. Okuma bunu. Bu hayatını okuma bu adamın. İmam-ı Şibli'nin hayatını okuma. Vicdanla rahat edecek. Her naneyi yiyin demektir. Lazcası. Vicdanınız rahat olur. Şimdi öf, sen dedi ya sen bana dalıyor mu? Hakaret mi diyorsun ya sen bana nasıl bunu şey yaparsın demiş. Efendim ben bir şey demedim demiş. İmam'ın bir şeyliğe götürdüm böyle böyle oldu. Ben sana gönderdim. Tamam demiş. Git geliyorum giyindi. Doğru dedi. Kalk kalk. Ya imam. Terbiye var. Ya imam. Zekat kimedir?
fakir ediyor diyor. Beyman bu adamı bana niye gönder? Sen bu bedenin en fakiri sensin diyor. Niye benim diyor? Senin öyle bir maksat hedefin var ki o hedefe göre mevcut eşya seni fakir etmiş. Bu bedenin en garibanı, en zavallısı, en kederlisi, sıkıntılısı sensin. Müslüman da Müslümanın derdini gidereceğinden senin derdini gidermeye çalışıyordum. O aradaki boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Gerçi dolmaz da belki dolar diye. Anladım yayma. Anladım yayma. Affedersin. Allah'tan af dile. Hedefimiz olacak ama mevcutla kanat da etmeyeceğiz. Efendim çalışacağız. Çalışacağız arkadaşlar. Ne iş yapıyorsun onu yap. Bir de bir şey söyleyeyim. Bana çok lazım olduğu için ben kullanıyorum Emre. Kendi işini yok edip başka iş yapıyorsan o iş değildir. Kendi işinden zaman ayırabiliyorsan kenarda yap. Bir daha söylüyorum doktorum. Kendi işini yok edip başka bir iş yapıyorsan kendi işini yok etmek adına o iş değildir. Senin işin değil o. Benim işim bu kardeş. Akşama bunları çıkartmak benim işimdir. Siz de okuyacaksınız ama noktayı nazarlar ben vereceğim. Benim işim bu çünkü. İşim sabahtan akşam. Gelip de ben tezgahınıza çalışmam. Çalışırsam da iyilik etmiş olmam. Meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkül vari, kanaatkârâne yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Mektubat 280. Ağaçları düşün, meyveleri yavruları, yavrularıdır. Kaç tane yavru besliyor? Bir elma, bir erik. Ama duruyor, rızkı geliyor. Ta nerelerden? Afrika'dan geçenlerde toz gelmiş, kırmızı toz. Çok besinliymiş. Güneş nereden geliyor? Acayip bir şey ya. Biz ağaç değiliz ama kardeşim sebepler dairesine riayet et, çalış. Tembellik yapma. Neticeye kanaat et ve sabret. Geçinemiyorum, geçim derdi var. Bir tane söyle dedi. Bana kızacaksınız ama. Bir söyleyeyim. Dedi abi geçinemiyorum falan dedi. Bir büyük zattan ben de uyguladım onu. Benim kafam çalışmıyor. Ben o kadar zeki ve bilen bir insan değilim. Tevazu da etmiyorum. Cemaatle karşısına tevazu yapmak riyakarlıktır. Onun için demiyorum. Bunları ben bulacak insan değilim. Şimdi büyük zatın modelini buna uyguluyor. Okumasa nereden bilecek? Ya abi dedi geçinemiyorum dedi. Kaç para alıyorsun dedim. Hiç unutmuyorum. 850 milyon alıyorum dedi. Ne kadar kira veriyorsun dedim. 250. Tepecik'te bir adam var. Adı da şey. Seyit midir? Tokatlı. Sait mi, Seyit mi? Bir kadeş var böyle. Hatırladığım kadar 3-4 tane çocuğu var. 150 milyon kira veriyor. Asgari ücret alıyor. Asgari ücret ne kadar şimdi? 600. 150 kiraya veriyor. Çok iyi biliyorum 150. Bana diyor ki, hocam diyor bir kısım param birikti diyor. Nasıl değerlendirin? Bana ne yolu gösterin? Yani bilen cevap. Allah Allah. Hani böyle. Şimdi o zat bana dedi ki 250 milyon kira veriyor, 850 milyon maaş alıyorum, geçinemiyorum abi dedi. İki çocuğu varmış. Git patrona de ki dedim. O da zannetti ki beni tanıyormuş patron. Abi yani şey yapsa, ha tamam abi desin. Patrona de ki Hasan abiye söyledim, geçinemiyormuşum. Bu 850 milyonun 50 milyonunu kesmeni söyledim. Abi ne anlamadım. Kardeşim sen öyle... Abi lan ne kesecek diye olur mu dedi. Ha senin İmam Azam diyor ki, İmam Azam'ın metodu bu. Geçinemiyorsan aldığın para sana hepsi helal değil. Helalini de haram ediyor. Git düşür. Git düşür parayı. Peygamber zamanında da olmuş. Düşür. 800, geçinemiyorsan 750'ye düşür. 700'de geçineceksin. Çünkü helal para sana çık. Yetmiyorsa haram karışıyor kardeş. Bir yerde karışıyor. Maaşını düşür senin hakkın değil. De ki, sana abi diyor ki, 50 milyon benim hakkım değilmiş abi, hocam patronum, 800 milyona düşün. Tamam abi dedi, şey yapma, zaten öyle talimler, manyağı falan, bu manyağı nereden hastalık diyor. Doğru mu söyledim? Menkibe mi yaptım? Hayır, doğru söyledim. Biraz ince düşünürseniz, doğru söyledim. Hak, orada işini yapmıyorsun, kaçamak yapıyorsun, malı bilmem nasıl kullanıyorsun ve... Kendi malın gibi tezgahtarlık yapmıyorsun, kendi fabrikan gibi çalışmıyorsun, aldığın para helal değil, düşür maaşını, daha iyi geçineceksin. Ustadımız ne diyor peki geçinemiyor?
geçim derdi olanlara Kastamonu'da diyor ki Risale-i Nur hizmetle meşgul olmuyorsunuz ondan. Abi okuyorum. Okumayla değil. Nerede senin evin? Falan yerde. Oradaki dershaneye gidiyor musun? Gidiyorum abi. Kaç seneden beri? 10 senedir. Bir fatura yatırdın mı? Bir fatura yatırdın. Biz elektrik faturası, su faturası yatırdın. Abi çatırıma gelmedi. Tabii çatırına gelir mi? Başkasının ödediği elektrikle dersleri dinlersin. Başkasının ödediği suyla abdest alırsın. Başkasının verdiği kirayla dersi dinlersin. 10 sene gelirsin. Gidersin. Ama bir de benim katkımla geçinemezsin tabii kardeşim. Ya nereden çıkartıyorsun? Tipi tipten. Bana ver demiyorum ki. He Murat. Diyorlar ki Hasan çok sert. Sert değilim kardeş. Size merhametliyim. Sizin ahirette ya Rabbi bilmiyordu. Uyaran da yok muydu? Bana da diyecek Allah. Ey kulum bu makamı vermiştim. Ne uyarmadın? Efendim. Şeymiş, ne diyorlar ona? İkinci mektubat. İstina. İstina dosturu pinti yaptı sizi, pinti. Pintileştirdi ya. Kusura bakmayın ama pintileştirdi insanı. Acayip, oraya geçecekler. Sahip çıkacaksınız da bana. Bana söyle, benim ihtiyacım yok. Ben burada belirteyim. Benim Allah rahmet etsin, babamdan servet kalmış. Ben hiç dershaneye muhtaç değilim. Tam tersine artanı dershane yaptırıyorum, kardeşler sahip. Benim hiç ihtiyacım yok kardeşim, sakın ha. Senin ihtiyacın var, dershaneye sen sahip. Ben sahip çıktığım gibi sen de sahip çıkacaksın. Benim babamdan miras kalmadı bu dava. Senin de davandır. İslam sizin davanızdır. Kur'an sizin davanızdır. Kendi yerinize, buraya değil. Kendi bölgenizdeki dershanenizi ayakta tutun. Ayakta tutun. Başka ne diyoruz? Orayı ayakta tutun. Çok dershane biliyorum kapanmış. Bir kere biz bir dershaneyi kapattık. İmkansızlığımızdan inanın. Yöreyi söylemek istemiyorum. Kapattık ya. Götüremedik. Kim mesuldür? Fıkıhta nedir? Bir beldede, ilçede, köyde fakirlikten ilaç alamayın. Yani fakirlikten ölen varsa o beldenin bütün zenginleri katildir diyor. Zekat vermeyen bütün zenginleri katildir diyor. Hukuk İslami'ye bana ait değil. Zekatını vermeyen o beldenin bütün zenginleri zekatı vermeyen katildir. Allah ona hesap soracak. Ha bizim vazifemiz bu makamda bunları söylemektir. Şimdi Emre diyor ki çalışmadım dersler yapıyor. Düz git tıkır 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 gidiyorduk. Eyleme kimse dokunmuyordu. Vicdanımız rahattı. Kapıdan çekip gidiyorduk. Yani ne yapalım? Hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Bak bir de okuyayım. Hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Neticeye kanaat. Başka, tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Başka, eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, ta çok gelsin. Ya. Ölçüsü neydi? Ölçüsü neydi? Levent. Şükür. He, şükrün ölçüsü neydi? Kanaat. He? Nerede anlatıyordu onu? Hadi bakalım. Eyvah, öyle dedik de biz nerede bulacağız şimdi? He kardeşim? Şükrün ölçüsü nedir? Şükrün mektubat 366. Şükrün mikyası. Şükür ediyor musun? Ediyor. Ölçü şu. Sen ediyorum demeyle olmuyor. Kanaattır. İktisattır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı nedir? Şükürsüzlüğün kantarı ölçüsü nedir? Hırstır, israftır,
hürmetsizliktir, haram helal demek, rastgeleni yemektir. Bir de okuyayım. Bir de okuyayım. Şükrün mikyası. Peki burada mikyas ve mizan dedi. Şekler yapıyorum. Üç tane tip insan var ya. Görsel, işitsel, dokunsal. Onlar için yapıyorum. Elinizi uzatın. Bir elinize lütfen kantarı alın. Hayal edin. Kantar. Böyle yapayım ki beyninizde kalın. Kantar. Bir elinizde metre, mezura. Alın. Bak çok lazım olacak size. Kantar ve metre. Si olmayanın hayatı tamamen muvazenesizdir. İlmi varsa hizmete ve İslam'a zarar verir. Yani elinde kantar ve metresi olmayan içsel aleminde, aile hayatında, ticaret hayatında, hizmet hayatında zarar olur. Çünkü tartacak, ölçecek. Kantarı yok. Her gün kafasına estiği gibi iş yapıyor. Neden göre yapıyorsun kardeşim bunu? Kantarın var mı? İşte öyle. Ya her böyle estiği gibi yaparsan o zaman her gün yeni bir model bulman lazım. Şimdi modelin sabit olması lazım. Olmazsa olmazların olması lazım. Yolun, haramların, helalların olacak. Haram yoksa farz da yoktur zaten. Bir tanesi bana soru sordu. Abi içki içmek nedir? Malum tabii hemen söyleyeceğim. Haram tabii diyeceksin. İçmemek farz. O zaman biz şu anda an ve an farz yapıyor muyuz içmemekle? Evet. İçki içmemekle farz yapıyoruz biliyor musunuz? An ve an bu noktada sevabınızı düşünün. Yaşar abi. İçki içmiyoruz şimdi. Adamı öldürmüyoruz, zina yapmıyoruz elhamdülillah. An ve an yapabilir miydik? Yapabiliyorduk. Yapmıyoruz, sevap alıyoruz. Öyle mi devam? He? An ve an alıyor muyuz? An ve an. Allah böyledir. Bir tanesi de abi böyle olur mu? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Gülüyor. Abi olmaz. Tamam ya Rabbi abi olmasın yani. Olmaz diyeni olmasın. Vermezse senden alırız Ozan abi. Aa. Bizim ülkemiz. Bunlar pek biliyor musun? Ustak demiş ki hatırlığa yazıyor. Ben de iki sözler kadar gayrimetişimler diyor ki Süper abilerden kalmış. Risale-i Nur'a sadakat gösterin, Sırat Köprüsü'nde sırtım size, omuzum size borç olsun. Allah namına kimseye vaat edemez. Allah'ın mektubatı başında, 19. mektubatı başında ayet var. Allah demediğini diyen, dediğini yalanlayan, dan daha zalim kim var? Peygamberimiz diyor ki, benim söylediğimi yalanlayan, demediğimi diyen cehennemde yerine hazırlısın. Şimdi dinde bu var. Elhamdülillah. O kadar kolay. Bu asırda cehenneme girmek çok aptallıktır ve çok zordur. Abi karıştırdın galiba lafı. Hayır. Cehenneme demiyorum. Cennete girmek o kadar kolay ki. O kadar bedava ki. Cehenneme girmek çok zordur. Niye? Kardeşim bir cemaate dahil ol. Buraya şart değil. Yeni gelenler için diyorum. Bir cemaate dahil ol. Oranın hasenatına ortaksın. Bütün güzelliklerine ortaksın, kötülüklerine değil. Bedava. Bundan daha büyük kar olur mu? Taraftar ol, sev hakikaten. Ben yapamıyorum ama yapıyorlar. Allah razı olsun. Nokta istinadları oluyor. Koltuğa böyle yaslanır gibi. Cemaatin varlığını kabul edince es-sebebül kelfay, sebep olman fayl gibi sevmek, muhabbet etmek. Tamam mı? Ortaksın hali. Bunda ne var yani? Sevdir. Bu sevdir. Mesela bazıları diyor ki abi diyor sizin sitede saydığın sitesinde taşınacak dua var, okunacak dua var. Aynı hastayız dedi Orlanda'dan. Hani anlatmıştım geçenlerde. İndirdik diyor. Ona teselli bana etmedi. Muhabbetini kontrol et. Bir insanı sevmiyorsan onun vasıtasıyla gelen sana fayda olmaz. Beni nefret eden, beni sevmeyen o dualar indirmesin. Fayda olmayacaktır. Resulullahsız Kur'an, ustatsız Risale-i Nur, vesile olan o dualara onsuz da olmuyor. Öyle yazıyor. Cafer-i Sadık Hazretleri, Muhyiddin Arabi, Hallacı Mansur, bir de birisi var Bey'le başlayan. Sen o toplamayı vermiştin bana Murat. Neydi o? O böyle bir büyük bir zatın bir şeyi vardı. Hani hayatını vermişti.
Bayezid Bistan mı? Değil değil, Bayezid Bistan değil de. Yani böyle bir zatlar. Yani mesela diyelim ki o bizim hastamızda o dualar toplanmışsa bizden de nefret ediyor ve kızıyor musun kardeşim, o sana tesir etmez. Vesilelik noktası böyledir. Usta şöyle diyeyim, iyi anlarsınız. Usta zehirlenmekten kaynaklanan şey içiyormuş. Optalidol ne? Usta okumazmış. Her ilacı okumadan önce bazen içermiş. Zübeyir abiye okuttururmuş reçetesini. Her okuyuştan önce. Sonra anlıyoruz ki yani beyin onu hazırlıyor. Eğer tedavi olmak istemiyorsan gitme doktora. İnan bana ilacı fayda vermeyecektir. Kurtulmak, tedavi olmak istiyorsan git. Niyet. Evet. Niyet çok önemli. Niyet kardeşim, niyet. Beyni bırakıyor. Beyni, tamam mı? Ona göre salgılama yapıyor. İlacı şöyle düşünün. Televizyon ekranı. Uyduyu, haşa misal, Allah. Baz istasyonu, verici istasyonlar. Televizyon ekranı, zanneder, oynayanlar, bilgisayar, bir televizyon, zanneder ki burada oynuyor. Tamam. Burasıdır hep. Oysa onun buradaki ifadelenişidir. Ekranda değil, uydunun, baz istasyonun, televizyonda ifadelenişidir. Oysa bu tarafta film yok. Renk yok, ses yok. Baz istasyonunda. Dalga var. Aynı bu örnek gibi. Doktorum, aspirin bu televizyon ekranı gibi düşün. Şafi Allah'tır ya, şafi hakiki. Şifa veren Allah'tır. Aspirin televizyon ekranı gibi düşünün. Cahil bu ilaçtan bana şifa oldu der. Nereye benzer? Televizyonda oynayanlar televizyonun içindekilerdir. O gösteriliyor gibi anlayış. Anlayan der ki televizyon ekranı uydunun, baz istasyonun yansıtısıdır, yansıtıcılarının ifadelenişidir. Hatta televizyon ekranı gibidir. Bunun arkasında Şafi, ya Şafi, Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin bu haptaki, bu ekrandaki ifadelenişidir. Bir tanesini yaptığım gibi hatıram var bir tane değil. Abi dedi, başım ağrıyor dedi, bana bir dedi hap verin. Aa dedim, aspirin. Yalnız dedim kardeşim bunun şeyidir, ölçüleri vardır. Bir kere inanacaksın. Böyle anlattım bunu. Bu ekrandır. Burada oynayanlar uydunun yansıtıcılarıdır. Hap da ekran gibidir. Şafi gözükür. Kıbleye dön, bismillah de. Bismillah ya Şafi de. İç. İçme abi. Niye lan içmiyorsun? Abi ben Hanefi'yim dedi. Şafi değilim ki dedi. Abi bir hap için dedi, ben dedi Şafi'ye geçeyim. Ulan aferin lan dedi. Hiç düşünememiştim ya. Ne kadar oldu? Bu 71. Birkaç tane de okuyayım da kesin. Aha, 3 sayfa okuyacağım. Okuruz kardeş, acelimiz var. Abi şey anlayamadım. Çok hızlı geçti. Maşallah, aletiniz canlı yani. Manyak Hasan'ın biraz bağırması, biraz sitemi, biraz yapmadığı. Dersi biraz da çaktırdı, kaynattırdı. Bizim bir tane milli güvenlik ders hocası vardı, Alba emeklisi. Dersi kaynattırmak için bazı bize sınıflarda şeyler olur böyle. Böyle yanmış şeyler malum. Adam da hissiyatına Yunanistan takmış. Adam hakikaten ders yaptırmamak için bir kardeş vardı sınıfta. Dersi kaynattıracak. Evet arkadaşlar, dersi kitap açın falan dedi, şey yapacağız. Hocam dedi, bir şey soracağım. Bir şey sorma dedi ya. Yok hocam, sormayacaktım da kafama takıldığı için dedi o diyor. Masada. Şöyle bak, ne diyeceğim? Ya şu Yunanistan F-16'ları uçuruyor hocam. Ya bırakın o dedi, bilmem şeydi, bir de soruyor. Bir de... Tamam ders gitti. Kalktı o kitabı, miltabı unuttu, volta atıyor. Yunanistan'a karşı acayip şey var adam. Koca dersi, ders bitti hocam, seni çağırdı diyor. Bize de öyle oldu galiba. Mal istersen kanaat et.
Kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket bulur. Kanaat eden iktisat eder, iktisat eden bereket bulur. Katiyen bil ki kanaat ticareti bir şükrandır, hırs hasareti bir küfrandır. Keşke zaman olsa da şu hasaret, kök yapısı, şükran, şükür, insan ruhtaki karşılığı için gidiyor ama gitmem lazım. Kanaat ticareti bir şükrandır, hırs hasareti bir küfrandır, hırs. İktisat nimeti güzel ve menfaatlı bir ihtiramdır, hürmet göstermektir. İktisat nimete menfaatlı bir ihtiramdır, bunu demede geçemeyeceğim. Allah canibinden eşeğe bakıştır, ihtiram. İhtiram neydi? Hürmet etmek. Hürmeti kim sana söylüyor? Eşeğe eşya diye görmeyin sevgili arkadaşlar. Eşyanın, elmanın mevke melaikesi var. O canlı tutan melek var. Elman Aliye var. Melekler var kardeşim. Usta Çınar'a sarılmadı mı? 8 sene orada bulunmuştu. Sonra Kastamonu'ya gidince, Bardağ'a gelince usta Çınar'a sarıldı. Tabii ki Çınar'a sarıldı. Öyle mi zannediyorsun? 14. sözde ne diyor? Şems-i Müeyke melaikesi şemse benzer. Ağacı Müeyke melaikesi aynen ağaca benzer. Tipi öyledir. Adı, mesela güneşin Müeyke'nin melaikenin adı Şems'tir. Peygamberimiz diyor. Gider, izin alır, tekrar gelir. Aynı o tiptedir. Ağacınız var ya bahçenizdeki, sakın ha. Aynen tipi, onu Müeyke melaikesi olarak duran silahla birisi bekliyor. Öyle değil. Tipi odur. Ondandır ki kök 0 tam 0.05 miligram kalsiyum, 0 tam 0.02 miligram magnezyum. O aldıran odur. Hesap yapan hep onlardır. Esbab. Melaikidir kardeş. Melaiki. Onun melaike melaiki. Resimleri melaikesi kimdir evde astığınız? Erva habisedir. Gözlerinde erva habisenin tahassün ettiği yerdir. Cinlerin ve şeytanların bulunduğu resmin gözünde bulunur. Hani var ya, o abi oradan birisi geçti gibi zannettim diyor falan, evde kimse olur mu? Tabii ki resim olsa sonra olur tabii. Allah Resulü diyor ki, resmi olan, köpek olan, cunup olan yere rahmet melekleri girmez. Ne girer? Zahmet melekleri girer. Abi dedemin resmidir. Peygamberimiz diyor ki, benim dahi olsa resmim, indirin çiğneyin. Diyor mu demiyor? Abi dedem, dedem senin dedem, benim dedem kim ya? Peygamber diyor ki, benim resmim dahi olsa çiğneyin. Koyma kardeşim. Ablume koy. Yani kaka. Yani resim çektirebiliriz. Ama ablume koy. Sözlere göre. Ablume koy yani. Ama bu silahı saklamak lazım. Sakla kardeşim. Hele. Hepten edep ve haya hudutlarını kıracak o evlilik resimlerinizi iyi bir halt ettiğiniz sanki. Bunu asmayın. Böyle çırık çıplak. Almanya'da yaptığımı biliyorsunuz değil mi onu? Nasıl ders verecektim? Anlattım. Anlamadılar. Şey yaptım, anlamadılar. Eve çaya davet ettiler. Ben de dedim bunu bir uygulayayım. Adam tabii dövmediler. Az kaldı döveceklerdi ama ondan sonra daha kalmadı yani. Elhamdülillah. O da yayıldı. Kimse de evde kalmadı yani o resim. Aklın varsa kanaata alış, Rize'ye çalış kardeş. Kanaat, kanaat. Mevcut sana kanaat. El kanaatı kenzülay. Kanaat tükenmez bir haziyet. Unutma, peygamber kadar fakir olmayacaksın. Peygamber kadar, iki tane bir elbisesi yoktu öldüğü zaman. Kafasını örttüler elbisesiyle, tanesi. Ayak açık kaldı. Ayağını kapattılar, kafa açık kaldı. Vallahi benim gömlekten çorapları düşünün. Kaç tane gömleğimiz çorabımız? Bilmiyoruz. Bak ondan, onun kadar, kaç çeşit yemek yiyoruz sünnet-i muhalif. Ondan sonra bir de bir sürü hastalıklar. Ben de öyleyim yani. Tek yemek sünnettir. Bak mideye hemen cevap verdi. Ben buradayım dedi. Fazla konuşma dedi. Tamam. Şükrün mikyası kanaattır, iktisattır, rızadır ve memnuniyettir. Mübarek arı kanaatından dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı, idame ve rızkınızı temin eder. Çok kazandığınız değil. Harcamak bir kültürdür Abdülkadir abi. Bir ruhu bir hassasiyettir. Eşeğe bakıştır. Allah canibinden yorumlamaktır. Ahiretin muamelesidir yani.
Bir kültürdür arkadaşlar. Para harcamak bir kültürdür. Eşya almak bir kültürdür. Ama öyle şey yapıyorlar ki beyninizi bir lokun, bir tanesi söyleyeyim mi? İstersen de almayın. Büyük marketlerde niye müzik çalar? Anlatmıştım size. Hatırladınız mı? Çünkü o müzikleri birbirine bildirilmiş, tamam mı? Ses insan 20 ile 20 bin frekans arasındaki sesi duyar. Ondan daha aşağısını duymaz ama var. Karıncanın ayağının sesini duymayız. Gezegenlerin hareketlerini duymayız. 20 ile 20 bin. İyi dikkat edin. Gözle 0.10'da 4, 0.10'da 7 lambda arasındaki dalga boylarını görür. Yükseğini, düşüğünü görmez. Cahil adam niye görmüyor? Mikrobu niye görmüyoruz? Eşyanın dalgasını niye görmüyoruz? Televizyon dalgasını niye görmüyoruz? Cahil adam yani. Görmediğim için yok. Böyle neyse girmeyeceğim. Ses, bir daha söylüyorum. 20 ile 20 bin arasında. Sesleri duyarız. Yarasa 120 bin hertz dalga boyusunu duyar. Neyse. 20 ile 20 bin mi? Bunun 20'den aşağıya ses var, duymuyoruz. Ama bu müziğin üzerine aynen bildirilmiş. Şu var. Müzikte şu, seni duydum. Dengire 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 dengire. Ama arkasında şu var. Sen duymadın ama şuurun alıyor. Al, almalısın, alman lazım. İhtiyaçtır, mecburdur. Al, almalısın. O ritme şey yapıyor. Beyin müziğe şey olduğu için kapıları açtı. Üst şuur müziğe, alt şuur onun arkasında duymayan sese tak deyini veriyor. Eğer insan şuur etse, duysa, al almalısın hemen üst şuur, şuurumuz tak diye kapatır onu. Almaz içeriye, şuur altını almaz. Duydu ya, neden? Küfür sözü, ne? Hemen dedim. Ama biz müziğe karşı zaten bir tepki koymadığımız için, tampon koymadığımızda alıcılar açık. O ses gelirken onunla beraber gelen, ondan daha aşağı duymadığımız ses şuur altına gider. 20 liralık alışverişe gittin, 200 milyon lirayla zor kurtulursun. Yani bunu 20 megahertz'in 1 derece altında... Yap. Kasti olarak 19 megahertz sesi koyuyor, bindiriliyor. Hem de acayip. Hem resimlerde de öyle. Mesela 0.10'da 4 ile 0.10'da 7 lambda arasındaki biz onun düşündüğü hemen ona yakın. Mesela o resmi şey koymuş adam. Bak çırp çıplak kadının resmini koymuş ama 0.10'da 4 değil, biraz da düşük. Biraz böyle baktığın zaman gözüküyor. Yani de şehvet duygusu çok garip olur. Onu içmeden, göz haberi olmadan, o resim normal bir resim gibi değil böyle. Dikkat edersen şuur kapatır. Dikkat etmeden baktığından dolayı göz yoluyla şuur altına geçiyor. Şuur altına gidiyor. Adamlar çok iyi biliyor. Böylelikle 4 tane televizyon kanalını Rusya kapatmış. Resimlerin arkasında böyle yaptıkları için sahtekarlık resimlerde. Hipnoz gibi şey oluyor değil mi? Hipnoz ediyor. Mesela gazetelerdeki şey renklerde Üstad boşuna mı şey yaptı? Muhatap olan kurtulamaz yani. Televizyonlarda yaptığı gibi mesela 20 tane çizgi film var. 2 tanesinde yokmuş Türkiye'de yayınlanan. 18'inde hep böyle varmış. O resimlerin arkasında çocuğun ve senin hemen gözünde fark etmeyeceği resimler var. Şehvete ait. Çocuklar hep onunla pompalanıyor. Çizgi film ya masum gibi gözüken. Gel daha sen anlatma bunları. Abi ehli safa düşünmemek için dinle, müzik dinliyor. Evet, müzik de yapılıyor arkadaşlar. İşte o dıngır dıngır müzikler, bilmem şeyli müzikler. Yani ne aklınıza geliyor? Ona bindiriliyor arkadaş. Dinle, dinlemelisin, bunu dinleyeceksin. Beni dinle bindiriliyor. Ondan sonra diyor ki, ben A müzikçinin hastasıyım. Tabii ki hastasın, bunun artık beşiğur altıdır, kurtulma mümkün değil, sen manyaksın. Hasta değilsin, manyaksın, manyak. Manyaklaştırıldın. Ben de öyle kardeşim, sen değil ki. İyi yapıyorsan tabii, yalan olmasın, tevazu yapacağız diye küfranı. Hayır, dinlemiyorum elhamdülillah. Bağlıyor seni, bağlıyor, kim dinliyorsa, bağlıyor. Onun altında, bakın sesin altına koyuyorlar onu. Beni dinle, beni dinle, beni devamlı beni dinle, beni dinle, beni dinlemesi beni dinle, beni dinle. Arkasında, istersen kurtul hadi, dinleme hadi. Diyeceksin ki ben dinlemem. Bu dersten sonra bile televizyon açmadan kurtulabilirsin. Beni seyret diyor. Ha? Beni seyret. Seyret. Ben, seyret olsa bir şey değil. O filmlerde neler arkasına konuluyor ya. 4 tane Rusya'da televizyon kanalı kapatılmış. Bir tanesi dedi ki abi yanlışım var dedi.
tam 11 tane televizyonun kapandığı, ben Moskova'da çalışıyorum, bu işle alakalı 11 kanalın kapandığını biliyorum dedi. Buna ait bir şey var Rusya. 11 tane, ya dedim valla ben öyle okudum. Kapandı abi dedi, ben orada çalışıyorum dedi. Bazı kanallara da dışarıda kapatmışlar. Arkadaşlar gözüktüğü gibi değil lütfen. Görmediğime inanmam diye bu zalimler görmediğin şeyleri sana koyup gönderiyor. Bu kafirler görmedi. Bak bu ölçüyü arasındakileri görmüyoruz. Ama çok iyi kullanıyorlar varlığını. Seni kandırmak için söylüyor. Medeniyet tarikaları sihirle muaraza etmeye çalışıyor Kur'an'da. Evet, ha Allah razı olsun. Sihirle diyor. Evet, Risale'de. Yani o çok manidar bir şey. Evet, sihir yapıyorlar diyor usta. Sihirli aynen sihir deniyor. Sihir. Arkadaşlar sihir demek değil, bindiriliyor resme, şekle, kokuya bindiriliyor. Mesela bazı marketlerde kokulara bindiriliyormuş bu şehvet duyguları. Mesela mesela markete girdiği zaman beyni acıyor. Çünkü insanı tesir alan alıcılara. Ya bunlar becermiş yani. Kardeşim Risale'de 20. sözde sihir yapılıyor diyor. 25. sözde sihir yapılıyor diyor. Muharaz etmeye çalışıyor. Muharaz etmeye çalışıyor. Bu iş bölümü olmuş artık. He? Büyük marketlerde iş bölümü. Çok iyi paralar yapmak. Sırf sadece dizen yani. Görselin altında o resmin arkasına bak neler var. Şimdi mesela hepiniz biliyorsunuz kırtasiyede 3 boyutlu resimler satılıyor. Böyle dikkatle baktığın zaman 1 dakika 2 dakika oynatma gözünü diyor. Aaa! At koşan bir tarla ya, neyler var, Bismillah. Böyle mi bakıyorum güzel? Aa öyle bir şey yok. Satılıyor ya da. O size, o bize size sürs yani bunu niye anlamıyorsun? Adamlar arkayı bulur. Ustak da sihir yapılıyor diyor, Allah razı olsun. Felak suresinde de var ya. Evet, Felak suresinde de var, 11. şu anda. Hadi ya. Bak havası çalışmıyor musun? Bak ne biçim arkadaşım oluyor. Aferin. Felak suresinde de aynen var. Bindiriliyor üzerine. Şey diyor. İlk hayal edin. Bak. Felak suresinde. İlk. Felak de diyor ki. Düğüm. Düğümlerle öflerle diyor bu. Felak suresinde. Değil mi? Düğüm. Yani. Uyutuyor. Fare atın ayağını nasıl yer? Fare sığırın ayağını nasıl yer? Anama derdim. Çobandım ya ben eskiden. Anne dedim, sığır yatıyor, ayağını fare yiyor, sabah bakalım kanlar içine. Niye anlamıyor dedim ya. Bunu bassa niye basmıyor? Oğlum, tecrübeli ya kadın. Burnuyla öfler, farenin burnundaki gaz uyuşturma özelliğine sahip anlamıyor. Yiyor. Köpeğin kokusu, şey burnu, kemiği nasıl yumuşatıyor? Ona bakılarak yumuşatıcı şeyler, malzemeler, parfümler bulunmuş. Neler neler varmış. Mesela sığır, yeni doğan yavruyu yalar ya. Ne yalıyor? Şefkatinden tabii şey. Sığır bile bilmiyor ki. O ahırda, o pislikte yavru, tüyü yok, savunması yok, mekanizması daha harekete geçmemiş, mikroba karşı, o da biyolojik. Niçin sağlam? Yalarak salya şey yapıyor. O salya mikrobu öldürme özelliğine sahip. Sürerek üzerindeki bütün mikropları öldürüyor. Bir de tampon yapıyor. Sığırın salyası. Ona bakılarak bu çöplere belediye pşşt pşşt pşş, şey yapıyor. Onu bulmuştu. Bizim sığır. Bu kimyasal şey yapıyı laboratuvarda imal ediyor. Bizim sığır. Yalamasındaki salya oymuş. Onda sığırın alameti şefkat, eylem, kimyasal bir ilaç. Acayip bir şey. Kainat ne kadar manidar ya. Her taraf harika. Şuralar hep dolu. Aynı şi yerde. Her şey var. Her şey var. Eskiden beri derdik. Bu radyo dalgaları bir şey değil. Hatırlarsınız. Dört arş boyut dersini. Ne daha burada durduk da yapamadık? Öyle bir derslere, öyle bir safhaya geldim ki kopacağımdan, dersi dengeyi tutturamayacağımdan kestim. Bazı arkadaşlar söylüyor, abi devam etmeyecek miydi konu, hatırladınız mı? Orada kaldık, huruf-u mukatta. İnşallah Halettin biraz şey yaparsa yapacağım onu. Ama kopacağımdan... Ramazan'da inşallah. İnşallah. Burada duralım, şimdi sizi sıkmayalım. Ama bakın bir sayfanın
yarısına bile gelmedim, şuradayım. Geveze Hasan, Geveze, efendim, iki bu, üç de bu. Şimdi bir cümle topladım, paragraf da değil, tek tek cümle, külliyattan ama. Dolaşmadığımız yer yok. Sikitas'taki Gaybiye, Osmanlı Caddemalar, Rütbe-i Şamiye, Muhakemat, Emirdağ 2, Emirdağ 1, Kastamonu, Şualar, Lemalar, Muhakemat vesaire. Tamam mı arkadaşlar? Neyse. Maksat anlamışım. Vâfir davâhu menilhamdülillâhi rabbil âlemîn. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, amin. Bizi kendine kul kabul eyle, amin. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel aradîn ve Ya Halik ve Ya Halikü külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla, bütün mahlukatı, bütün keyfiyetiyle tesir eden kudretinin ve iradenin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, mahlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar ya. Bize ve bütün ehli imana iman-ı kamil hüsnü hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi, Hazreti Davut aleyhisselama dağ ve demiri, Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi, Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselama şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl. Risale-i Nur'a insanların kalplerini ve Risale-i Nur cemaatinin hüsnü hatime ve cennet-i firdeste mesut kıl. Bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve cennet-i firdeste mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alemun hakim. وآخر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات. آمين. الله سيدنا رازق إن شاء الله.